Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte random Steam kodlarını deniyoruz. Bir takipçimizden böyle bir mail geldi, abi internette bir sürü random Steam kodu satılıyor, hem de çok ucuza satılıyor, bizler için alıp deneyebilir misiniz demiş arkadaşımız. Biz de tabii ki de onu kırmayacağız, bizim de çok dikkatimizi çekti, ilgimizi çekti. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar, random Steam kod olayı nedir? Adam 1 liraya mesela bir tane Steam'de kod satıyor ama ne çıkarsa şansına, onun içinden 1 liralık bir oyunda çıkabilir, 5'te çıkabilir, 100'de çıkabilir, iddia bu yönde. Şimdi ben 60'a yakın kod alacağım arkadaşlar, yanında hediye vesaire de veriyorlarmış, bir 5-6 tane. Biz bunlardan 10 tanesini açacağız. Geri kalan 50 tanesi de açıklama kısmındaki bağlantıda yer alıyor arkadaşlar. Hani yetişebilirseniz, bu videoyu ilk izleyenlerdenseniz bizden de size küçük bir hediye olsun diyelim. Şimdi gelin önce kodlarımızı bir satın alalım arkadaşlar. Kodlar bize ulaşsın, daha sonra Steam'de takır takır açmaya başlayalım. Google'a yazdığınız zaman karşınıza bir sürü sayfa çıkıyor arkadaşlar. Biz sayfalardan bir tane, güvenilebilir olacaklardan bir tanesine girdik. Ama farklı kodlar var. Mesela Random Key diyor 0.99 TL. Ya da 4.99'a var Premium Key diyor. Bunlar da A kalite oyun garantisi diyor. Şu random Steam Key'den bir 20 tane alalım, premium olandan. Normalinden de bir 20 tane alalım hızlıca. Bir de burada mesela 2.49'a gold varmış. Bundan da bir 20 tane alalım, sepete ekleyelim. Gold'dan da 20 tane alıyorum. Bir de bundan da 20 tane sepetimize ekleyelim. 169 liraya 60 tane oyun alıyoruz. Kağıt üzerinde çok mantıklı ama bakalım arkadaşlar. Şimdi siparişi vereceğim ben. Bu aşamaları hızlıca geçeceğiz. Siparişi verdikten sonra 60 tane oyundan biz 10 tanesini açacağız sadece. İşte 3 premium vesaire vesaire karışık açacağız. Bakalım o paraya değecek mi? Hep beraber görelim. Şimdi keylerimiz geldi. Ben şöyle temiz bir sayfaya geçirdim onları arkadaşlar. Böyle bir üçer tane açalım bakalım. Şimdi mesela 0.99'daki şöyle ilk key'i bir alayım. Steam'e geliyorsunuz. Burada oyunlarda Steam'de ürün etkinleştir diye bir yer var. Buraya basıyorsunuz. Kodu buraya yapıştırdım. İleri diyorum. Kesin çöp oyunu verecek. Bitcoin Miner. Bitcoin Miner'ı şimdi açıp yüklemeye çok gerek yok. Ama bu açtığımız 10 koddan 3 tanesini deneyeceğiz. Ucuzlardan ilki cırt çıktı. Şimdi şunu silelim en baştakini. Kafa karıştırmasın. Şunu deneyeyim. İkinci ucuz oyunumuzu da açıyoruz. Ürün zaten alınmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Steam kodlarından biz 20 tane aldık ama şu an bir kazıklanmış hissiyatı oluştu bende. Çöp oyun çıksa daha mı iyiydi, orası tartışılır. Şimdi şunu silelim, daha önce alınmış olanı. Bundan da daha önce alınmış dersen çok ayıp edersin. Abi bu sefer de Bitcoin Clicker diye bir şey açtı ya. Ya bari başka bir oyun aç kardeşim, bu ne? Oo, ucuz olanlar harbiden tıkmış arkadaşlar ya. Neyse, belki diğerleri güzeldir. Sizin şansınıza açtığınızda güzel bir şey çıkar. Şu hediyeler geliyor yanında. Hani belli bir sayıda aldığınız zaman belli bir sayıda da hediye gönderiyor. Bir de şunu bir deneyelim bakalım. Bu arada Steam kütüphanemizde de bayağı tırt oyunlar olmuş oldu. Dead Pixels Adventure. Bak bunun ismi fena değil gibi ama 14 MB'lık bir oyun. Arkadaşlar ucuz olanlar gördüğünüz gibi cırda yakın. Bayağı cırt hatta. Gold Key diyor. Gold Key'ler normal key'e göre daha kaliteli ve pahalı oyunlar içerir. İddia bu yönde. Hemen ilkini açalım bakalım. Bana altın değerinde bir şey vermen lazım. Bak o kadar hukukumuz var. X-Blaze verdi. 2.5 GB'lık bir oyun. Yani fena olmayabilir. Bu dursun bir şimdilik kenarda. Oyun illaki deneyeceğiz. İki tane daha açalım ama. Şöyle ortalardan çökeyim bir tanesini. Hazır mıyız? Yapıştırıyorum. Bu ne ya? Septera Core diye bir şey verdi. Biraz eski bir oyun herhalde, bilmiyorum. Neyse, bunu da Gold'ların arasına yazıyoruz. İçlerinden en düzgün olanları zaten birazdan deneyeceğiz. Gold'lardan sonuncusunu deniyorum. Ucuzlara göre biraz daha ışık verdi ama içim dışım K oldu ya. Hazır mıyız? Bak bu sefer burnumla yapıyorum. Hayatta kalmak için Japonca öğren. Bu ne acaba? Vallahi bu da bayağı tıp bir şeye benziyor ya. Neyse. Şimdi Gold'larda da çok umudum bulmadım. Zaten öyle bir şey beklemiyorduk ama hani bir şans belki çıkar karşımıza diyorduk. Şimdi Premium Key'lere bakalım. Bunların A kalite oyun garantisi var arkadaşlar. Hani böyle 2010 oyunu bile olsa bana güzel bir oyun verirse ben tamamım. En baştakini bir deniyorum. Aa, Shadow Blade verdi. Tamam, mükemmel bir oyun olmayabilir bazıları için ama en azından hakikaten de Premium diyebileceğimiz diğerlerine göre bir oyun. Ama daha 160 liraya ulaşmamıza çok var arkadaşlar. Şimdi keselim burada. Bu neymiş ya? Oğlum isimler niye böyle? Bu arada biz bu kodların tanesini 4.99 veriyoruz da bakalım yeni verdiği oyun kaç paraymış ya? 26 liraymış. İyi, güzel. Fena değil. Bir de Shadow Blade'e de bakalım. Shadow Blade'de 18.5 liraymış. Bence iyi, fena değil. Yani 10 liraya 35 liralık bir şey almış olduk. En azından fiyatını karşılıyor. Bu sefer dirsekle vuruyorum. Geçersiz ürün kodu diyor. Muhtemelen dirsekle vururken birçok şeye bastım. Evet, virgüle basmışım. Ben normal parmakla açayım arkadaşlar. Hu diye bir oyun açtı. 24 liraymış Hu'da. Fena değil. 2016'nın oyunu. Şu hediyelerden en sonuncusunu açalım. Gerisini de artık size bırakalım arkadaşlar. Yapıştır son oyun. Güzel bir şey geldi ya. Bak sana kalple basıyorum bak.
Sinister Zombies. Cırt bir şeye benziyor. Oyun musun sen? Nesin? Neyse ya, salın arkadaşlar. 10 oyun indirdik yaklaşık, yanılmıyorsam. 10 oyundan bir 3 tanesini yükleyelim. En ucuz, orta ve pahalı şeklinde. Bir onlara bakalım, sonra da yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Şimdi biraz bekleyeceğiz inmeleri. Oyunlarımız indi. Öncelikle şu en ucuz olanlardan bir tanesini indirdim. Şu Bitcoin Miner bir girelim, göstereyim bir sizlere. 0.99 eder mi, etmez mi? Şimdi biz şu arkadaşı yönlendiriyoruz, piksel olan elemanı. Bunları deyince ölüyor. Space'e basılı tutunca uçuyor. Ha bak, öldüm. Ama ölüyor muyum acaba komple? Ölmek bile zor oyunda arkadaş. Şu sarı altınları, bitcoinleri toplamaya çalışıyoruz. Oyun böyle, başka da hiçbir şey yok oyunda. Şurada yeşil bir yaratık var, o ne yapıyor yani? O hiçbir işe yaramıyor. Öyle görüntü olsun diye koymuşlar. Burada bir ışık var. Aha, başka yere gittik. 0.99 olan Bitcoin Miner isimli oyun bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bakmalık bir olayı yok. Mesela oyunda bir menü yok bu arada. Escape'e basarsanız direkt masa üstüne çıkıyorsunuz. Hadi ucuzlardan bir de şu Dead Pixels'i de göstereyim. Bu arkadaşı yönlendiriyoruz. Şu anahtarı alıyoruz, diğer bölüme geçiyoruz. Çok cırt bir müziği var bu arada. Herhangi bir şarkıyı almışlar gibi sanki. Böyle anahtarları alıyorsunuz, bölümlere geçiyorsunuz. İleride canavarlar falan da geliyor şöyle. Böyle tıklaya tıklaya üzerine ördekleri atıyoruz ve bitti. Oyun bu arkadaşlar. 0.99 eder mi etmez mi? O sizin kararınız. Gold olan oyunlardan bir tanesini indirdik. X-Blades arkadaşlar, şöyle bakalım. Böyle bir ablamız varmış. Ben daha önce oyunu duymadım. Böyle bir aksiyon oyunu ya muhtemelen. Şimdi birileri çıkacak karşımıza, onlarla kapışacağız. Aha, silah da var. Devil May Cry havası varmış gibi ama yokmuş gibi de. Evet, bildiğiniz Devil May Cry'a bağladı oyun. Valla oyun zamanında belki güzeldir ama günümüz için 2.99 eder mi? Orası birazcık tartışılır. Tamam ya, bu oyun böyle arkadaşlar. Belli oldu bunun olayı. Son oyunumuza da bir bakalım. Ondan ümitliyim. 4.99 verdik. Shadow Blade Reload. Hani Shadow Blade'i biliyordum ben, oynamadım ama bir oynayasım vardı. Bu valla nispeten grafik olarak da güzel. Her açıdan diğerlerinden çok daha iyi ya. Bence bu 4.99'u hak eden bir oyun. Gel dayı oğlu, gel. Seni de demeyelim. Güzel bir platform oyunu gibi gözüküyor. Hani boş vaktim olursa muhtemelen oynarım bu oyunu. Bayağı parkur gibi gidiyoruz. Oo, bunun animasyonları falan bayağı güzel ya. Şöyle ninja yıldızı atıyoruz. Muhtemelen tabii gittikçe zorlaşıyordur oyun. Yani şöyle shift'le de dodge'luyormuşuz yere doğru. Neyse, bu oyundan da çıkalım. Artık gelin yavaş yavaş son sözlerimizi söyleyelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte böyle çok ucuza satılan Steam kodlarını denedik. Premium olanlar birazcık iş yapacak gibi gözüküyor. Ancak onun dışında ucuz olanlar, Gold'lar, 2.99 olan falanlar, bana kalırsa pek içinden oyun çıkmaz. Hani belki 50 tane kod alırsınız, 1-2 tanesi, 3 tanesi oynanır gibi. Türü seviyorsanız belki oynayacağınız oyunlar falan çıkacaktır içinden. Onun dışında dediğim gibi çok ümitlenmeye gerek yok. Videonun başında da bahsetmiştim. Hemen açıklama kısmına biz kodları ekliyoruz. Girerseniz, bakarsanız, kullanılmamışsa siz alırsınız. Sizlere ufak bir böyle hediye vermek istedik. Son sözümüzde söylediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte rastgele Steam kodlarına yakından baktık. Neler çıkıyor, neler çıkmıyor gördük. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar hemen yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca şuradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.